Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir inceleme videomuz var. Bu sefer elimizde değil de şimdi elimizde oldu. 9 litrelik mini mini bir fırın var. Düşüyordu sanki. Çok ağır değil, hafif bir kutusu var. 9 litre ve sadece 800 wattlık bir fırın. Bu fırının incelemesini yapacağız. Bu genelde her ofiste, evde, küçük kobide konuşulan bir fırın. Eğer böyle bir fırına ihtiyacınız varsa muhtemelen faydalı bir video olacaktır. Kanal olarak biliyorsunuz genelde popüler uzun ürünlerden uzak, daha çok kenarda köşede kalmış ürünleri bulmaya çalışıyoruz. Bu da öyle bir fırın ki Alman menşeli sanıyorum. Üzerinde öyle ibareler var. Ve küçücük bir fırın, çok daha az elektrik sarf edip küçük işleriniz için muhtemelen ideal olacaktır. Hedef kitlesi şu belki. İşte tek başına yaşayan, çok ufak mutfağı olan yaşlı insanlar kullanabilir. Daha az elektrik tüketir ve kendi yiyeceği kadar bir şey ısıtıp pişirebilir. Veya kobilerde, ofislerde bu fırın kullanılabilir. Muhtemelen işinize yarayacaktır. Bu videoda böyle bir fırından haberdar olmak anlamında işinize yaradıysa lütfen videoyu beğenip kanalda takip etmeyi unutmayın. Kanalda buna benzer kenarda köşede kalmış bir sürü ürün videosu var. Bu da onlardan biri. Lafı fazla uzatmadan hemen kutuyu açıyorum. İlk önce hemen kutusundan bahsedelim. Kutunun üstünde nasıl ibareler var, şöyle düzeltelim kutuyu. Kutunun üst kısmı bu şekilde ve alt köşesinde 9 litre ve 800 watt ibaresi var. Bu yüksek bir watt bu kadar küçük bir fırın için. 2 yıl garantili diyor ki burada muhtemelen olmayacaktır. Türkiye'den alabiliyorsunuz tabi bu fırını bu arada. Severin markası fırını. Şurada gördüğünüz aynı ibareler burada olduğu gibi bu köşede de 1892 yılından beri fırın üretiyorum diyor ve Almanya ibaresi var. Made in Germany yazmıyor ama şu köşede bu fırının Alman kökenli olduğunu şöyle getireyim. Sitesinden de öğrenebiliyoruz. Şu resimlere de kabaca bakmanız için şöyle göstereyim. Onun dışında başka bir ibare var mı? Ben de ona bakıyorum siz resimlerine bakarken. Başka bir de işimize yarayacak bir bilgi yok. Buradaki ayar kısmı var bir de. Onlara zaten bakacağız. Böyle koyalım. Böyle yandan açmayı düşünüyorum bu sefer. Şuradan şöyle gidelim. Şuradan şöyle gidelim. Böyle görebilecek misiniz acaba? Gayet köpüklü bir ambalajla birlikte geldi. Şu üstteki köpükleri çıkaracağız. Çok hafif olduğundan hızlıca çıkarabileceğimiz için riskli bir açış tipine giriştik. Yan yatırdık. Ama merak etmeyin, muhtemelen düşmeyecek. Şöyle tutuyorum ve fırın geldi. Şöyle yapalım. Şu naylonundan da kurtulalım bence. Hop. Şöyle küçük televizyon tadında bir fırın. Şöyle açtığımız zaman da içini göreceksiniz. Ayrıca burada sempatik bir olay var. Bunu açtığınızda sepeti de öne doğru geliyor farkındaysanız. Bu da güzel olmuş. Şöyle ufacık bir elimi böyle anlaşılmıyor olabilir. Sadece elim kadar. 30 santim eninin ebadı. 20 santim diye. Arkada böyle bir çıkıntısı var. Bazı Çin'deki modellerde böyle bir çıkıntı yok ama onlar da muhtemelen 800 wattı vermiyordur. Made in China yazıyor arkasında. Firma Alman olmasına rağmen. Ona baktım bir yandan konuşurken. Böyle bir ürün. Şurada bir kilit mekanizması yapmışlar. Onu da gösterelim. Alt taraf için. Alt taraftaki rezistansa buradan ulaşıyorsunuz. Eğer çok kirlenirse veya herhangi bir kırıntı, toz vesaire dökmek istiyorsanız ona da buradan erişeceksiniz. Böyle bir ürünü Türkiye'de yakalayabilirsiniz bu arada. Severin markasını aratırsanız çıkacaktır. Nispeten ucuz ama tabii fırınlara göre de pahalı denebilir. Yani koca bir fırından daha pahalı değil ama fiyat olarak bu kadar ufak bir fırın belki daha ucuz olmasını bekleyebilirsiniz. Fiyat vermiyoruz. Videolar farklı zamanlarda çekiliyor. Ve fiyatlar çok değişken biliyorsunuz. Ama çok da ihtiyacınız var ve mutfağınızda bu kadar küçük bir fırına sadece yer varsa fiyat sizi incitmeyecektir. Ben öyle söyleyeyim kısaca. Arkasını tekrar çevirmek istiyorum. Şöyle bir çıkıntısı var arkada. O belki önemli olabilir. Eğer ebat derseniz ebada net olarak bakalım. Çünkü bazı mutfaklar için çok önemli olabilir. Şuradan şöyle ölçüyorum hemen. Burası
35,5 santim tam olarak. Arkada bir çıkıntısı var. Onu kabaca ölçeceğim şöyle elimi koyarak. 27, 28 gibi düşünebilirsiniz öndeki şu çıkıntı hariç. Ve yükseklik de ayağıyla birlikte ölçeyim onu da. 20 santim, 20 santim de yüksekliği var. 20, 28, 35, 36 o civarlarda. Bence gayet iyi ve son derece küçük. Ama bu küçük olması tek kriter değil, iyi de pişirmesi lazım. Biz de bu videoda ona da bakmaya çalışacağız bu sefer. Biraz daha fazla emek harcayacağız. Bakalım gerçekten iyi pişiriyor mu? Böyle bir ürünü unutmayın. Bu müthiş indirim haftalarında işte Mart indirimleri, Şubat indirimleri, Nisan indirimleri, Mayıs indirimleri, işte süper pazarlar, harika cumartesiler, Black Friday günleri, işte Kara Cuma, muhteşem salı vesaire, bunların tamamında bu ürünün fiyatını yakalarsanız eğer bu ürünleri daha ucuz fiyatlara da muhtemelen alabilirsiniz. Ama fiyatı dediğim gibi böyle incitecek kadar pahalı değil. Hemen alalım diyecek kadar da ucuz değil. Dönem içinde daha fazla ufak rakipleri çıkacaktır benim Çin'de yaptığım analizlere göre. O yüzden aceleci de olmayabilirsiniz. Ama fırın genel olarak güzel. Bir de içinde kutunun tepsisi var. Onu da şimdi çıkaracağım hızlıca. Ona da bir bakalım. Başka da bir şey yok kutunun içinde. Evet, bu da minik tatlı tepsisi. Yine böyle elimi koyayım, benim küçük bir elim olmasına rağmen gördüğünüz gibi el kadar bir tepsisi var. Buradan da şu kapağı kaldırıp bunu buraya koyarsanız kapakla birlikte tepsisi güzel biçimde içeri gidiyor. Şimdi biz buna gerçek bir yemek de koyabiliriz ama ilk başta açılır açılmaz şu testi yapalım. İçerisinin sıcaklığına bakalım istiyorum. O yüzden yemekten önce hem direkt yemeğe koymamak adına rezistanslardan muhtemelen koku gelecektir. Bir boş çalıştıralım bunu. Bakalım kaç dereceye çıkıyor aşağı yukarı. Ses var mı? Çalışıyor mu? Dedikleri kadar hızlı mı? Timer geri gidiyor mu? Onlara bir bakalım hızlıca. Şimdi prize taktım. Kablosu ne uzun ne kısa. Şu anda kamerayı yaklaştırdık. Şurayı konuşalım. Burada üst, alt, hem üst hem alt opsiyonu var. Normal büyük fırınlardaki gibi. Burası da bir timer. Muhtemelen timerla açılıyor. Ben şu anda timer'ı açtım. Ve sıfırda çalışıyor. Timer açıkken sese bakın. Tık 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 diye bir ses var. Güzel. Eski fırınlarda olurdu sanki. Analog bir timer. Geriye doğru atıyor muhtemelen. Elle de böyle çevirme imkanı var mıdır? Emin değilim. Çekerek olurdu bazılarında. Bunda yok. Şu anda açık değil. Şimdi alt üst olarak açtım. Yaklaşık 1-2 dakika oldu fırını açalı. Ben buradan rezistansların kızardığını görebiliyorum. Size de göstereceğim sıcaklığı aşağı yukarı. Şimdi dışarısının sıcaklığı 25-26 derecelerde. Makinenin üzerine tutuyorum. Makinenin üzerinde sıcaklık 27 derece. Yani dış tarafı hiç sıcak değil neredeyse. Yanlardan hafif sıcaklık veriyor şu yandan. Ve bu yandan. Şimdi kapağı açıyorum. Yüzüme doğru çok sıcak gelecek. Çünkü hissediyorum ısındığını. Şimdi alttan başlıyoruz. 283 derece. Hemen alt ön. Arkaya gidiyoruz. 300 derece. Fırın kapağı açık ve gerçekten şu anda içerisi soğuk olmasına rağmen terlediğimi söyleyebilirim. Üstteki rezistanslar sıcak. Onlara tam tutamıyorum. Dur bakalım bir daha deneyelim. Olacak inşallah. OLE yazdı. OLE bu cihaz en fazla 380 dereceye kadar ölçüm yapabiliyor. Muhtemelen onu geçti üst taraf. Bir daha deneyelim. Hafif soğur belki kapak açılınca. Evet gene OLE yazıyor. Bir de metal ve parlak bir yüzey olduğu için zorlanıyor açıkça ölçmekte ama alt taraflarda değer 292 ile 310 arasında. Demek ki önde de muhtemelen daha yüksek. Bu beklentimizin de üstünde ve zaten içerisi aşırı sıcak. Muhtemelen pizza gibi şeyler için fazla bile gelebilir bu sıcaklık diye düşünüyorum. Ayrıyetten üst taraftaki rezistanslar da kızarmış durumda. Dip tarafından ölçersen belki verecek çünkü ortası çok kızgın.
Evet, 339'u gördüm şu anda. Demek ki o da 350-360 derecelerde üst taraf. Alt üst yapmak için çok yüksek sıcaklık. Yani koca bir fırın kadar da ölçtü, sıcaklık verdiği söylenebilir. Şimdi fazla açarsak buradan timer'ı elle değiştirebiliyor muyuz? Biraz kısalım. 1 dakikalara getirdim. 1 dakikalara getirdikten sonra kadrajı geriye alıyorum ve bitme sesi. Gördüğünüz gibi bitti ve kapandı. Eski klasik fırınlardaki gibi. Fazla bir anlatacak ekipman ve ekstra özellik yok. Ama son derece sempatik. Müthiş güzel bir tepsisi var. Bunda küçücük pizzaları küçük ofislerde, minik çay ocaklarında 10-12 kişiye hizmet veren, ufacık bir büfeniz varsa orada, yaşlı bir insansanız ve koca bir fırını açmaya üşeniyorsanız ama canınız da fırında bir şey yapmak istiyorsa o tarz bir evde veya bekar bir öğrenciyseniz öğrenci evinizde bu fırını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok fazla elektrik yakıp yapmayacağı watt değerine bağlı ama çok yüksek ısı veriyor. 800 watt ibaresi de kesinlikle doğrudur. Dolayısıyla 800 watt herhangi bir cihaz kadar elektrik yakacaktır bu ürün. Ama en azından daha hızlı pişirme, daha pratiklik ve daha az yer kaplayacak. Bu arada fırını çalıştırdık. Rezistanslarından da herhangi bir ses, koku bir şey gelmedi. Tepsisini yıkayıp hemen içine bir şey atıp kullanmaya da başlayabilirsiniz. Genelde rezistans ürünlerde ilk çalıştırmadan sonra bir koku gelir. O koku bu üründe kesinlikle gelmedi. Onu herhangi bir de bir problem yok şu anda gözlemleyebildiğimiz. Üst taraf çok fazla ısınıyor. Alt daha az ısınıyor gibi duruyor. Tam tersi olsaydı belki daha iyiydi. Ama vardır bir bildikleri. Bunlar Alman firması. Herhalde bir şey hesaplamışlardır. Onu da kullanırken fark edeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi fırını ısıttık, denedik. Çok iyi ısınıyor. Karnımız da acıktı. İçine bari bir tane bir şey koyalım da bakalım ne kadar hızlı ısıtacak, onu görelim hep birlikte. Şimdi sahaya indireceğiz bizim bu süper mini, her anneannenin, babaannenin, ofisin, küçük kobinin ihtiyacı olan şöyle ufak bir fırın olsa da işlerimi hızlıca halletsem, koca fırını yakmasam mın kahramanı bu fırını şimdi gerçek bir ürünle test edeceğiz. Hemen teste başlıyoruz. Arkadaşlar hazır bir ikili paket pizza aldık. Hemen onu açıyoruz. Açtığımız gibi de fırına atıp ısıtmayı deneyeceğiz. Üstüne bakalım acaba kaç derece yazıyor. Üzerinde 200-220 derecede 8-10 dakika yazıyor. Hemen deneyip test edelim. Şimdi fırınımızın kapağını açtık. Tepsisi yine ön tarafa doğru geldi. Bunu yavaşça tepsiye alabiliriz. Şu anda sıcak değil. Buraya bırakıyoruz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi mini pizza boyutunda tepsi. Şimdi çok daha net anlaşılıyor. Bu ufak pizzalardan biri. Bir seferde en fazla bir tane pizza yapabilirsiniz bu ufaklardan. En arkaya kadar ittiriyorum. Kapakla birlikte içeri alıyor. Bunda derece ayarı yok. Videonun başında gösterdiğiniz gibi. Alt üst yapıyorum. Ve 10 dakikaya getiriyorum fırını. Şu anda çalışmaya başladı. Muhtemelen sonucu çekeceğim. 10 dakika boyunca çekim yapmayacağım. Şimdi kamerayı elime aldım. Şu üst tarafını göstermek istiyorum kızarıklığını. Gördüğünüz gibi çok fazla kızarık ve alt tarafta da pizzayı pişirmeye devam ediyor. Yani gayet iyi ısınıyor fırın. Şimdi bitti 10 dakika aslında. Üstündeki sucuk da nispeten biraz pişmiş ama biz tabi ısınmış bir fırına koymadığımız için istediğimiz performansı yakalayamadığımız için bir 10 dakika daha verdim bu fırına. Normalde bunların bu paketlerin üzerinde önceden ısıtılmış fırın derler. O yüzden bir 10 dakika daha koyuyorum. Muhtemelen sona çok az kaldı. Timer da sona doğru geliyor. Alt üst devam. Aynı şekilde ısıtıyoruz. En yüksek ısıyı sağlamaya çalışıyoruz. Donuk bir pizzaydı çünkü biliyorsunuz. Şimdi birazdan bitecek. Şimdi kapatıyorum alt üstü çünkü karardığını gördüm kenarların. Özellikle bunu bekledim. Bakalım nasıl olacak. Şu anda sonda ve sadece birkaç saniye kadar kapattık. Gördüğünüz gibi gayet iyi ısıtmış. Hatta fazla bile. İkinci 10 dakikada kenarlarını yaktığımızı söyleyebiliriz. Görüldüğü üzere ikinci 10 dakika fazla geldi. Ve yandı. Güzel bir deneme oldu. Pizzayı da yakabiliyor yani. Öyle güçsüz bir fırın değil. Şimdi ikinci 15 dakika olarak koyduk. Fakat bu sefer takipimizde 15 dakika içerisinde. 10 dakika diyor çünkü biliyorsunuz ısınmış fırında. Bu da ısınmış bir fırın halinde şu anda. Bakalım 15 dakikada ne yapacak. Bunu da yakarsak aç kaldık. Kokular, mis kokular gelmeye başladı.
bitmek üzere. Şimdi birazdan sesi duyacağız. Çın sesini. Geçen sefer de öyle oldu. Birazdan duyuyoruz. Az sonra duyuyoruz derken pizza yandı. Umarım bu sefer pizzayı yiyebileceğiz. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Evet, şu anda bitti. Heyecanımız tavan. Kapağı açıyoruz yüzümüzü gözümüzü yakmadan. Ve şahane pizzamız hazır. Sucuğun üstü yine biraz hafif yanmış. Ama öncekinden daha iyi. İzninizle ben kamerayı çıkarıyorum buradan. Şöyle kabaca bakarsak gördüğünüz gibi mükemmel biçimde pişmiş bir pizzamız var. Tepsi çok sıcak, değemiyorum. Fazla da ekipmanımız yok burada. Dolayısıyla bu da güzel bir son oldu video için. Bir incelemenin daha sonuna geldik. Kanalımızda bu ve buna benzer bir sürü inceleme var. Özellikle kenarda kalmış ürünleri seçiyorum dediğim gibi. Eğer kanalı takip ederseniz bu ürünlerden biri bir gün ilgi alanınıza girecektir mutlaka. Aynı zamanda da videoyu beğenip yorum, eğer bir sorunuz varsa yorum kısmına da yazarsanız çok sevinirim. Muhtemelen biz bunu aktif olarak kullanacağız. İlerleyen dönemde uzun kullanım testi de yapabiliriz. Eğer yapamazsak da sorduğunuz sorulara ben aşağıda cevap veririm. Bir başka incelemede umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın.